Sıradaki gelmiş olduğumuz adreste bir kalifer kaçağı söz konusu. Arkadaşlar gelmiş olduğumuz ev mobil sistemle çalışan bir sistem var burada. Mobil sistem dediğimiz nedir? Bir kolektör olan bir sistem. Bu sistemde şimdi bir kaçağımız var. Kaçağın olduğu hattı bulduk. Hattın neresinde kaçak olduğunu da şimdi onu bulacağız. Birkaç detay vereceğim size bu videoda. Yani hızlıca acele etmeyin, her gördüğünüz yeri kırmayın diye. Şimdi aşama aşama ilk önce suyumuzu ısıtalım. Sonraki videoda detayı anlatacağım. Şimdi detayı anlatacağım arkadaşlar. Şimdi detay nedir biliyor musunuz? Şimdi biz hattı bağladık da suyu basıyoruz ya. Su hızlı bir şekilde şu hattan düşüyor. Bu hattan düşmüş olması ne anlama geliyor? Bakın şimdi peteğin oraya gittiğimizde peteğin dibinden su çıkıyor. Burada bir revizyon görmüş ve bu taraftan bir su çıkıyor. Ama şimdi biz burayı açacağız mı? Hayır, açmayacağız. Neden açmayacağız? Çünkü boru kılıflı olduğu için etrafından su buraya getirebilir. Şimdi biz bu hat üzerinde ne yapacağız? Görmüş olduğunuz hat buradan gelip kolektöre kadar gidiyor ya. Kolektörle bu arada bir problem olduğu gözüküyor. Problem bunun dibinde dirsekte de çıkabilir. Yani 90 derece kırılan yerde de çıkabilir. Genelde de orada çıkar. Ama emin değiliz. Borunun içinde de kılıf olduğundan dolayı su her zaman kılıfa tutunarak yani bulduğu yerden çıkar. Şimdi sıcak suyu tesisata basalım. Su nereden çıkıyorsa o bölgeyi açalım. Yani çok nezih bir adam. Arkadaşlar şimdi testi bastık. Buradan çıktı. Şimdi buraya açıp kontrol edelim. Arkadaşlar şu an onarımın sonuna geldik. Bağlantımızı yaptık. Görmüş olduğunuz yerde sağlam hattı yakaladım. Çünkü biraz dibe inmek zorunda kaldım. Ve burada mobil boruyu da ek yapamadım mecburen. Plastiğe dönmek zorunda kaldım. Onarımızın sonuna geldik. Olması gerektiği bir kaliteli bir şekilde yaptık. Şimdi tesisatı kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir şekilde ısınıyor. Bu işlemin de böylelikle sonuna geldik.